Philadelphia Sanat Müzesi'nde modern çağda heykeli yeniden tanımlayan Konstantin Brancusi'nin çalışmalarına ayrılmış bir odadayız. 19. yüzyıldan 20. yüzyıla geçilen dönemde heykeldeki en önemli isimlerden biri August Rodin'di. Rodin, 19. yüzyılın hikayeci kültürüne sadık bir heykel Ayrıca yüzey kullanımı, klasik insan figürü idealine karşı insan figürlerini parçalara ayırmasıyla kuralları yerle bir etmişti. Yürüyen adam bunlara verilebilecek güzel bir örnek. Brancusi bu ortama, modernizme ve Paris'teki sanat camiasına bir yabancı gibi görünüyor. Zaten kendisi de Romanyalıydı. Bükreş'teki sanat akademisine gittikten sonra genç bir adamken Paris'e gelmişti. Bu arada 19. yüzyılda Paris'in sanat dünyasının merkezi ve modern sanatın en güçlü yer olduğunu unutmamak gerekir. 19. yüzyılın sonuna geldiğimizde ise sanatçıların Paris'ten ayrılmaya çalıştıklarını görüyoruz. Daha ilkel ve daha gerçek olan şeylerin geleneklerin arayışı içine giriyorlar. Brancusi ise bahsi geçen bu ilkel gerçekliği bulmak için Paris'i terk etmek yerine bu düşünceyi Paris'e taşımıştı ağaç ve taş oymacılığının bir geleneğe dönüştüğü Romanya'dan geliyordu. Brancusi, Rodenli birlikte kısa bir süre onun stüdyosunda çalışmıştı. Artık kendi ayakları üzerinde durmaya başladığında da daha genç bir sanatçı olan Isamu Noguchi ile çalışmaya başladı. Noguchi'nin Brancusi'den aldığı şeylerden biri, objenin doğasına olan artistik bakış, içsel ruhunu ve yapısını bulma arayışı. Tüm bunları adı öpücük olan bu kireç taşı heykelde görüyoruz. İlk bakışta bir çocuk tarafından yapıldığı hissini veriyor. Oldukça basit, bir blok gibi. Formlar özenle detaylandırılmamış ve insan vücudunun şeklini yansıtmıyor. Özellikle de Rodin gibi bir sanatçının geldiği akademik geleneği düşünürseniz. Akademide kasların nasıl hareket ettiğine dikkat ederek temsil eden, insan anatomisine önem veren eserler görürsünüz. Buradaysa materyalliği odak noktasına koyan bir betimleme var. Bir taş bloğundan yapılmış. Dirseklerin kıvrılmasına dikkat edin. Normalde kollar dirseklerden dik açıyla kıvrılır. Ama buradaki açıların nerede oluşacağına taşın köşeleri karar veriyor. Kolların taşın etrafında devam etmesi de çok ilginç. Ellerin bir araya gelmesi ve diğer figürü sıkı sıkı tutuyor olması çok güzel. Ancak figürler ortadaki kesikle birbirinden ayrılıyor. Bu kesik olmasaydı orada iki ayrı figür olduğunu söylemek bile çok zor olurdu. Sağdaki figür bir kadına ait. Bunu gövdesinin üst kısmındaki göğsü olduğunu belli eden eğik çizgiden anlıyoruz. Aynı zamanda yanındaki figüre göre biraz daha ince. Gözü de erkeğin gözünden biraz ufak. Gözlerin bir araya gelerek önden bakıldığında tek gözlü bir devi anımsatıyor olması da ilginç bir ayrıntı birbirlerine uzanan dudaklar da tek bir dudak gibi görünüyor. Brancusi, kireç taşının yapısını ortaya çıkaran bir eser yaratmış. Saçların oluşturulduğu şekil bunu gözler önüne seriyor. Eserdeki bu iki figürün kadın ve erkek figürlerinin birleşmesi, bir araya gelmesiyle ilgili de ilkel bir şeyler var. Bu insan olmanın koşullarından biri. Bence Brancusi onu olduğu gibi bırakarak Bloch'un malzemesini onurlandırıyor. Kübik olması yanında yüzeyinin de pürüzlü bir şekilde bırakılmış olması çok değişik. Özellikle saçlara dikkat etmenizi istiyorum. İlkel kulağa garip geliyor olabilir. Onun için terim olarak arkaik de diyebiliriz. Klasikten önceki döneme duyulan bir özlem var. Akademiye gittiğinizde akademi geleneği haricinde nasıl heykel yapılacağını, insan formunu, anatomisini, yüzeyleri pürüzlü olan taşların nasıl pürüzsüzleştirilip parlatılacağını öğrenirsiniz. 300-400 senelik Rönesans etkisinden, Bernini'nin barok etkisindeki cilalı heykelleri ve 19. yüzyılın akademik sanatından sonra teknik olarak da her şey bir üst seviyeye taşınmışken ilkelliğe ve basit formlara dönmek oldukça ilginç. Bu arada bu Öpücük adlı eserin ilk versiyonu değil. Amerikalı bir koleksiyoncu için yapılan dördüncü versiyonunu görüyoruz. Bu koleksiyoncu ilk versiyonu almak istediğinde Brancusi bunun mümkün olmadığını söylemiş. Öte yandan heykelin bir tabanı olmaması da bence çok ilginç. Tabii ki bu kasıtlı bir tercih. Sanatçı kuralları yıkmaya devam ediyor. Aslına bakarsanız Brancusi heykelinin altında bugün müzede kullanılan ahşap parçasını bile istemiyordu. Heykelin doğrudan yere konulmasını istemişti. Eğer bir platforma konursa bu heykelin kesilmiş gibi görüneceğini söylemişti. Heykeller yüksek statü simgeledikleri için hep yüksek kaideler üzerine konulmuştur. Avantgardistler doğadaki gerçeği ararken şehir hayatının karmaşıklığına karşı çıkmışlardı. Bu zaten avantgardın tanımı. Burada sanatçının akademinin otorite ve kurallarına karşı çıkarak kendi zamanına ait olan daha gerçekçi şeyleri ön plana çıkarttığına şahit oluyoruz.